merhabalar, beraber örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işi civciv işlemeli model yapımını anlatacağım. Modeli istediğiniz Tunus işi modellerde kullanabilirsiniz. Battaniye yapımında oldukça şık duran bir model. Şöyle mavi renkle beraber işledim. Şöyle sarı renkle beraber de işledim. Modellerin renkte duruşunu görmeniz için bu şekildeki renkle beraber işledim. Battaniye yapımında şeritlerinizi yukarıya doğru ilerletebilirsiniz. Şöyle yan yana da koyarak ilerleterek battaniye elde edebilirsiniz. Yani bir kareyi civciv işlediğinizde diğer kareyi boş bırakabilirsiniz. Ya da uzun şeritler halinde örüp bir kareyi ayarlayıp işlersiniz. Bir kare boş bırakıp tekrardan bir kare işlersiniz. Yani ara kısmı boş bırakabilirsiniz. Bu şekilde battaniye yapımı yapabilirsiniz. Tunus işi örmüş olduğunuz yeleklerin ön kısımda veya arka kısmında bu şekilde işleyerek süsleyebilirsiniz. Oldukça şık görünen bir model. Şimdi modelin yapımına geçelim. Modelim için ben şöyle 3 milim tığ şiş kullanacağım. Orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Sizler de istediğiniz renkle beraber modeli örebilirsiniz. Modelim için 24 adet zincir çekeceğim. 1 1 2 3 4 5 Zincirlerimi ne çok sıkı ne çok bol çekiyorum. Şöyle orta halli olarak çekiyorum. Çünkü geriye batarak içerisinden ilmek çıkartacağız. O yüzden çok sıkı çekmemekte fayda var. 24 tane zincirimi bu şekilde çekiyorum. 24 tane zincirimi çektim. Şimdi her bir zincirin içerisinden ilmek çıkartacağız. Şöyle ilk zincirimin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. Tekrardan sonraki zincirimin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. Bu şekilde her bir zincirin içerisinden ilmek çıkartarak sıramı tamamlıyorum. 24 tane ilmeğimi bu şekilde tamamlıyorum. 24 tane ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Şimdi kenardaki ilk ilmeğimi tel alıyorum, tekli olarak geri bırakıyorum. Sonraki ilmeklerimi tel alıyorum, ikili olarak bırakıyorum. Tel aldım, ikili olarak bıraktım. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. sıramı geri çıkarak tamamladım. Şimdi şurada direk şeklinde olan ilmeklerimiz var. Buna şöyle tığımla beraber giriyorum. Tel alıp geri geliyorum. Tekrardan yandaki direk gibi ilmeğime giriyorum. Tel alıp geri geliyorum. Bu şekilde buradaki ilmeklerimi sona doğru toplayarak geliyorum. sıramı tamamladım. Kenardaki ilmeğimi tekli olarak çıkıyorum. Sonraki ilmeklerimi ikili ikili çıkarak sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi yine 3. sıramda aynı işlemi yapıyorum. Yani şu direk gibi olan ilmeklerden ilmek toplayarak ilerliyorum. Bu 3. sıramız. Bu şekilde örgümüzü ilerleteceğiz. 20 sıra olana kadar örgümüzü bu şekilde öreceğiz. Şu anda 1 2 3. sıradayız. 20 tane sıralarımız olana kadar motifimizi örelim. 20 sıra olana kadar motifimi ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 sıra olana kadar motifimi ördüm. Eğer ki böyle kare şeklinde yapacaksanız şu sondaki ee, şey son sırayı sizlere göstereyim. Hemen şu direkten tığımı geçiriyorum, tel alıp geri geliyorum, sonrakinden geri çıkıyorum. Sonraki ilmeğime giriyorum, tel alıp geri geldim, ilmeğimden geri çıkıyorum. Sonraki ilmeğime tığımla giriyorum, tel alıp geri geliyorum, İlmeğimden geri çıkıyorum. Bu şekilde son sıramızı yapalım. Eğer ki devam edecekseniz siz devam edebilirsiniz ama kare kare yapacaksanız bu şekilde motiflerinizi kesebilirsiniz. Tunus işi motifimi tamamladım. Şimdi civcivimizi işlemeye başlayacağız. Civcivimi ben sarı ve siyah renkle beraber işleyeceğim. Şöyle mavi siyahla işlemiştim. Sarı ve gri renkle beraber işlemiştim. Şimdi sarı ve siyah renkle beraber çevcivimi işleyeceğim. Şöyle dip kısımdan sayıyorum. 1 2 sıra atlıyorum. 3. sıraya işlemeye başlayacağım. Kenardan da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane şu direkt şeklinde görünen en kenardaki 1 sayıyorum. Sonrasında 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi şöyle atlıyorum. Şöyle siyah ipimi iğneme taktım. Ayak kısmından işlemeye başlıyorum. Hemen şuradan şu kenardan iğnemi soktum. Direğin hemen köşesinden iğnemi soktum. Şöyle iğnemi çıkarttım. Sonra diğer direk kısmına şöyle üst kısma gelip çapraz şekilde şöyle çapraz şekilde işleyecek olduğumuz için iğnemi bu kısımdan direğin hemen köşesinden geçiriyorum. Diğer direğin köşesinden şu şekilde çıkartıyorum. Sonrasında hemen alt köşeden iğnemi geri çıkartıyorum. Burada bir tane çapraz oluşturmuş olduk. Şu şekilde bir tane çarpımız oluştu. Hemen şu köşeden çıkıyorum. Hemen direğin o köşesinden çıkıyorum. Yine aynı şu çarp yapmış olduğum köşeden iğnemi sokuyorum. Çarpı şeklinde civcivimizi oluşturacağız. Hemen şu köşeden iğnemi çıkarttım. Şuradaki direk direğin hemen köşesinden iğnemi sokuyorum. Burada dört tane çarpımızı yapacağız. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz burayı, işleyebilirsiniz. Ben size daha kolay anlatmak adına bu şekilde yapıyorum. Normalde böyle yan yana tek tek gidip sonra üstünü çarpı şeklinde geri dönme şeklinde işleyenler de var. Ama burada maksat çarpıyı elde etmek. Şöyle hemen yandaki direğin köşesinden çıktım. Şu en son şuradaki köşeden tekrar geri giriyorum. Hemen diğer şuradaki köşeden iğnemi çıkartıyorum. Hemen şuradaki direğin hizasındaki köşeden iğnemi çıkarttım. 4 tane çarpımı yaptım. Hemen bu çarpımın üstüne bir çarpı daha yapıyorum. Bu çarpımın üstüne hemen bir çarpı yaptım. Bir de şuradakinin üzerine bir çarpı yapacağım. O yüzden hemen şurada köşeden iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde ayak kısmını yapmış olduk. Şimdi sarı ipimi iğneme takıyorum. sarı ipimi iğneme taktım. Hemen şuradaki çaprazımın üstüne sarı rengimle beraber çarpı yapmaya başlıyorum. Çok sıkmayın ipinizi ki çarpılarınız çok sıkı bir şekilde görünmesin. Böyle bol bol bırakın bir tane çarpımı yaptım. Yan yana şu tarafa doğru 4 tane çarpı yapacağım. Hemen şu köşeden iğnemi şu şekilde çıkartıyorum. Hemen sarının köşesinden tekrardan geri iğnemi sokuyorum. Şöyle iğne ile beraber de çarpılarınızı düzeltebilirsiniz. 4 tane çarpımı yaptım. Üst kısma geçtiğimde bir tane şuraya atlamam gerekiyor. Yani bu tarafa bir tane kaymam gerekiyor. Onun için şu köşeden iğnemi çıkartıyorum. Sarının köşesinden geri gidiyorum. Hemen yine şu üst kısımdan iğnemi çıkartıyorum. Şu sarının köşesinden iğnemi geri sokuyorum. Burada da yan yana yine 7 tane çarpı yapacağız. 7 tane çarpımı yan yana yaptım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sırada da bir tane bu tarafa kayıyoruz. Bir tane modelimizi şuraya kaydıracağız. Hemen şuradaki direğin şu bir sonraki direğin şu köşesinden iğnemi çıkartıyorum. Modelimizi bir tane kaydırmış olduk. Burada da yan yana 3 tane çarpı yapıyorum. 3 tane çarpımı yaptım. Bu ara kısma civcivimizin kanadı gelecek. Şuradayız. Şurayı yukarıya doğru gideceğim. Daha sonra bu kısmı öreceğim. Yani 3 taneyi şu 3 taneyi yaptık. 2 2 2 olarak üst kısma çıkacağız. Hemen şuradan bir tane geri geliyorum. Şunun üzerine yapmayacağız. Bir tane geri geldim hemen yan tarafa kayıyorum. Yani ortadakinin üzerine bir tane çarpımı yaptım. Kenardakinin üzerine de yine bir tane çarpımı yapıyorum. 2 tane çarpımı yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Üst sırada da yine aynı çarpıların üzerine çarpılarımı yapıyorum. şu şekilde iki tane çarpı üst üste yaptım. Bir tane daha ikili çarpı yapacağım. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Buraya da yine çarpılarımı yapıyorum. Eliniz alıştığında zevkli örülen bir model üst üste iki tane çarpılarımı yani ikili çarpılarını üst üste 3 tane olarak yaptım. Şimdi bir üstte yine geçiyorum aynı hizada. Buraya 6 tane çarpı yapacağız. Şu tarafa doğru 6 tane çarpı yapacağız. Şöyle yan yana 6 tane çarpımı yapayım. 6 tane çarpımı yan yana yaptım. Telim bittiği için telimi de ekledim. Bu kısmı daha sonra tel ekleyip devam edeceğiz. Şimdi boğaz kısmıyla baş kısmına geçeceğiz. Hemen şuradaki 3 tane çarpının üzerine çarpılarımızı yapacağız. 2 tane çarpımı atlıyorum. Hemen şu köşeden iğnemi çıkarttım. Bu çarpının üzerine çarpımı yapıyorum. Burada 3 tane çarpımız var. 3 tane çarpımı yan yana yaptım. Hemen bir üst sıraya atlıyorum. Bir üst sırada da kenardan şu kenardan bir çarpımı kaydırıyorum. Buraya da yine 3 tane çarpı yapıyorum. 3 tane çarpımı yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada bir tane çarpı arttırıyoruz. Hemen şu köşeden iğnemi sokuyorum. Bir tane çarpı arttırmış oldum. Burada da yan yana 5 tane çarpı yapıyoruz. Şöyle yan yana 5 tane çarpımı yapayım. Yan yana 5 tane çarpımı yaptım. Şimdi göz kısmına geldik. Hemen bir üst sıraya bir tane çarpımı yapıyorum aynı hizada. Şöyle aynı hizada bir tane çarpımı yaptım. Bir tane çarpıyı atlıyorum. Burayı siyah renkle beraber göz yapacağım. O bir tane çarpımı atladım. Sonrasında 3 tane çarpı yapıyorum. Hemen şu köşeden çıktım. Şöyle sağ köşeye iğnemi batırdım. Aradaki bir tane çarpımızı atlamış olduk. Orayı göz için yapacağız ve şu kısma Gaga kısmını işleyeceğiz. Şu anda sarı kısmı bitirelim. 3 tane çarpımı yapıyorum. 3 tane çarpımı yaptım. Bir üst sırada 5 tane çarpı yapacağız. Yani bu üst sırayı tamamıyla dolduracağız. Hemen şu köşeden iğnemi çıkartıyorum. Aynı çarpıların üzerine yine çarpı yapıyorum. O boş bıraktığımız yere de göz için boş bıraktığımız yere de yine çarpımızı yapacağız. Ben de 5 tane çarpımı yapayım. 5 tane çarpımı yan yana yaptım. Kafa kısmının son sırasındayız. Bir tane çarpı buradan atlıyorum. Şu köşeden iğnemi çıkarttım bir tane çarpı kaydırmış oldum. Buraya 3 tane çarpı yapacağız. Üç tane çarpımı yaptım. Böylece kafa kısmını tamamlamış olduk. Şimdi iğneme ip takacağım. Şu kuyruk kısmını da yapacağız. İğneme ipimi taktım. Şimdi kuyruk kısmını yapacağız. Şuradaki iki tane çarpının üzerine çarpıyla başlıyorum. Burada üç tane çarpımız olacak. Şöyle sağ kısma doğru üç tane çarpımız olacak. iki tane çarpımı yaptım 3. çarpımı da yapıyorum üst sırada da yine üç tane çarpımız olacak üç tane çarpımız olacak ama bir tane sağ tarafa doğru kaydırarak üç tane çarpımızı yapacağız şöyle üç tane çarpımı yaptım bir tane yana kaydırarak Şuradaki köşeden giriyorum bir tane yana kaydırarak çarpımı yapıyorum Şimdi sol kısma doğru 3 tane çarpımı yapıyorum. 3 tane çarpımı yaptım. Bir üst sırada yine kaydırarak yapacağız. 7 tane çarpı yapacağız. Yani şu köşeden çıkıyorum. Bir tane daha sağa kaydırarak yapacağımız için şuradan iğnemi çıkarttım. 7 tane buraya çarpı yapacağım. Sola doğru 7 tane çarpımı yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. bu şekilde sola doğru 7 tane çarpıyı yapıyorum. Yani şu kısma doğru 7 tane çarpımızı yapalım. 7 tane çarpımı bu şekilde yaptım. Şimdi bir üst sıraya 4 tane çarpı yapacağız. Bir tane bu kısma kaydırıyoruz. Yani bir tane sol kısma kaydırıyoruz. Hemen şu köşeden iğnemi çıkarttım. Şöyle çarpımı yapıyorum. Şimdi sağa doğru 4 tane çarpı yapacağız. Bu civcivimizin kanat kısmının son sırası bu şekilde civcivimizin sarı kısmını yapmış olduk. Şimdi ipime siyah rengimi takacağım. Şuradaki boşluğu siyahla beraber yapacağız. Şöyle iğneme siyah ipimi taktım. Hemen şuradaki boşluktan başlıyorum. Buraya 3 tane çarpı yapacağız. Zaten 3 çarpılık yer var. Buraya 3 tane çarpımı yapıyorum. 3 tane çarpımı yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada 5 tane çarpı yapacağım. Şöyle bunu bu kısımdan yapıyorum. Soldan sağa doğru ilerleyeceğim. Burada da 5 tane çarpalık yer var. 5 tane çarpımı yapıyorum. 5 tane çarpımı yapayım. 5 tane çarpımı yaptım. Bir üst sıraya geçtim. Bir üst sırada iki tane siyah renkle beraber çarpımı yapıyorum. Bir üst sırada zaten bir tane çarpım var. Bir üst sıraya geçtim. Üstteki bir tane çarpımı yapıyorum. Böylece buradaki siyah işlememizi de tamamlamış olduk. Şimdi Gaga kısmıyla şu göz kısmını yapacağız. İsterseniz bu telle beraber şöyle geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz keserek de devam edebilirsiniz. Gözün alt sırasındaki yere gagaya başlıyorum. Şöyle alt sıradan iğnemi geçirdim. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Yan tarafa da yine bir tane çarpı yapıyorum. Yani siyah ipimle beraber yan yana iki tane çarpı yapmış oldum. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya bir tane çarpı yapıyorum. Kaga kısmını oluşturmuş olduk. Şu şekilde kaga kısmını oluşturduk. Şimdi hemen şuradaki beyaz boşluğa iğnemle giriyorum. Buraya da gözünü yapıyoruz. Buraya da bir tane çarpı yaparak civcivimizin göz kısmını yapmış oluyoruz bu şekilde civcivimizi tamamlamış olduk. Güzel bir çalışma. Böyle siyah da görünüşü bu şekilde. Şöyle mavi renkle beraber görünüşü bu şekilde. Şöyle bir de sarı ve gri örmüştüm. Hanginiz hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Farklı renklerde deneyebilirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de battaniyelerinizde, yeleklerinizde istediğiniz tunus işi örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.